İngilizce sınavlara hazırlandığımız video serimizin 7. videosuyla herkese tekrardan merhaba. Fikir Hastası kanalındasın ve hoş geldin. Öyle böyle derken 2 ayı geride bıraktık. Zaman hızlı geçiyor arkadaşlar. Başladığımızda yok dile bile 3 aydan fazla süre vardı. Fakat şimdi şurada kaldı 1 ay. Ümit ediyorum ki çalışmalarınız iyi gidiyordur. Fakat halen istediği tempoya ulaşamayan arkadaşlarımız var. Biliyorum. Sakın yarışı bırakmak gibi bir hataya düşmeyin. Çünkü toparlanmanın tam zamanı. Her zaman söylediğim bir şey var ki yarışlar son düzlükte kazanılır. Gerçekten de öyledir aslında. Her ne kadar geride gibi görünseniz de sonlara doğru yapacağınız sağlam bir atak sizi hedefe ulaştıracaktır. Ben hikaye anlatmıyorum. Romantik cümleleri de sevmem artık beni tanıdığınızı düşünüyorum. Bu durumda olup da sonlara doğru toparlanan ve hedefine ulaşan sayısız öğrencim oldu. Kısacası yok dil grubu için konuşuyorum. Hiçbir şey bitmiş değil. Hatta yeni başlıyor. Şurada bir ay gibi bir süre kaldı. Otur kendine güzel bir plan yap ve elinden geleni ortaya koy. İnan sonuçlar beklediğinden çok daha iyi olacak. Ha, olmasa bile sağladığın bu ciddi ilerleme bir sonraki sınav için sana güç verecektir benden söylemesine. Neyse bugün konumuz kelimeler. Hani şu başımızın belası bir türlü çalışamadığımız, öğrenemediğimiz kelimeler. Daha önceki videomu hatırlarsınız. Sınava yönelik kelimeleri nasıl çalışmamız gerektiğinden bahsetmiştim. Çok soru geldi. O nedenle bugün ben bizzat bu yöntemi nasıl uyguluyorum, nasıl kelime çalışıyorum biraz bundan bahsedeceğim. Öncelikle kendime haftalık hedefler koyarak başlıyorum. 6 gün boyunca günde 20 kelime öğrenmeye gayret ediyorum. En azından bu sınav dönemi için böyle yapıyorum ve 7. günü de bu kelimeleri düzenlemeye, arşivlemeye ayırıyorum. Şimdi kelimeleri bir arada tutmak için kelime defteri kullanabilirsin. Cep telefonlarından faydalanabilirsin. Ama ben kendi adıma Excel'i tercih ediyorum. Kendimi orada daha rahat hissediyorum. Sebebini de birazdan söyleyeceğim. Çalışacağım kelimeleri listelerden değil de böyle gün içinde çalışmalarda karşıma çıkan, işte testlerde, okuma parçalarında karşıma çıkan ve bilmediğim ya da bildiğim fakat o an hatırlamakta zorlandığım kelimelerden seçiyorum. Ve herhangi bir müsveddeye not alarak biriktiriyorum. Daha sonra kelime çalışmaya başlayacağım zaman biliyorsunuz günlük programda bu işe ayrıca vakit ayırmak gerekiyor. Excel'i açıyorum ve o kelimeleri buraya aktarıyorum. Gördüğünüz gibi kelimelerin açıklamasını, eş anlamlısını ya da zıt anlamlısını mümkün olduğunca yazmaya gayret ediyorum. Hatta İngilizce karşılığını biliyorsam sadece onu da yazabiliyorum. Yine örnek cümlelerimiz var burada. Çok yer kaplamasın diye onu da açıklama şeklinde bir not olarak ekliyorum. Böylece günlük 20 kelimemi bir sisteme göre not edip düzenlemiş oluyorum. Bu arada örnek cümle demişken bir önceki videoda size önermiş olduğum bir takım siteler ve araçlar vardı. Onlara iki tane daha ilave etmek istiyorum. Her ikisi de ücretsiz sınav sözlükleri. Özellikle sınavlarda çıkan kelimeler, eş ve zıt anlamlıları, örnek cümle bulma ya da birlikte kullanımlar gibi konularda faydalanabileceğiniz ve işinizi kolaylaştıracak araçlar bunlar. Lexwall.com Yıldız Teknik Üniversitesi'nden doçent doktor Ahmet Başal Hoca'nın 20 yıldır üzerinde çalıştığı ve her geçen gün daha da gelişen bir sınav sözlüğü bu. Yorumlarda bir arkadaşımız önermişti. Ben de beğendim gerçekten. Diğeri ise Remzi Hoca'nın ücretsiz olarak sunduğu bir sınav sözlüğü. Hem örnek cümle hem de collocation anlamında işinizi çok kolaylaştıracak gayet faydalı bir araç. Neyse nerede kalmıştık? Kelimelerimizi bir güzel düzenledik ama tabii ki bu yetmiyor. Bir de bunları çalışmak ezber yapmak gerekiyor. Ben kendi adıma sürekli elimin altında olsun diye o güne ait olan 20 kelimenin fotoğrafını çekiyorum ve vakit buldukça da çalışmaya gayret ediyorum. Son olarak yani günün son çalışmasında tekrar excel'in başına oturup iyice öğrendiklerimi yeşile, zor hatırladıklarımı sarıya ve inatla aklımda tutamadıklarımı kırmızıya boyuyorum. Böylece sonraki günler o inatçı kelimelerin üzerinde özenle durmuş oluyorum. Hatta ilerleyen günlerde haftanın önceki günlerine ait diğer kelimelerin de tekrar üzerinden geçiyorum. Gerekirse tekrardan renklendirme yapıyorum. Çünkü oluyor bazen üzerinden bir iki gün geçtikten sonra insan unutabiliyor. Ve yedinci gün. Tüm kelimeleri iyice öğrendiğimden, altı günün tamamının yeşile döndüğünden emin olduktan sonra... Quizlet'te yeni bir set oluşturup o 120 kelimeyi oraya aktarıyorum. Şimdi bazılarınız şöyle düşünüyor olabilir. Hocam Excel'e yazıyorsun 120 tane kelimeyi sonra bir daha Quizlet'e yazıyorsun. Hani iki sefer iş yapmıyor musun diye. Quizlet pek çok formatı tanıyor. Ee, i̇çe aktarabiliyorsunuz bu yazıları. Dolayısıyla tekrardan Quizlet'e yazmak için uğraşmıyorum. Excel'dekileri e, Quizlet'e yapıştırdığım zaman bütün 120 kelimemi tek bir set haline dönüştürebiliyorum. Daha sonra Quizlet'in araçlarını kullanarak da işte zaman içerisinde e, bu kelimeleri ve setleri tekrar ediyorum. Ama benim asıl Quizlet'e aktarmamın sebebi bu kelimeleri dinleyebiliyor olmak. Biliyorsunuz Quizlet'in böyle bir özelliği var. Kelime setlerinizi dinleyebiliyorsunuz. Dolayısıyla spor yaparken ya da araç kullanırken e, ekstradan kelime çalışmaya, kelime tekrar etmeye bir vakit harcamıyorum. Bu setleri yoldayken de dinleyebiliyorum. Daha önce biliyorsunuz ile ilgili de bir inceleme videosu çekmiştim. Buradan ona da ulaşabilirsiniz. Gerçekten bence kelime çalışırken çok faydalı araçları var. Ben bunu da size böylelikle tavsiye etmiş olayım. Kendim bizzat Quizlet'i bu şekilde kullanıyorum. İşte ben genel olarak kelimeleri daha doğrusu sınava yönelik kelimeleri bu şekilde çalışıyorum. Kendime bir hedef koyuyorum ve o hedefi tutturmak için gayret ediyorum. Bu bazen 120 kelime oluyor. Bazen 80 kelime hatta bazen çok yoğunluktan dolayı çok daha az sayıda kelime olabiliyor. Ama özellikle çalıştığım haftalarda hedefi tutturmaya yönelik bir strateji uygulamak benim için çok etkili oluyor. Sizler de elbette kendinize göre yol ve yöntemler bulabilirsiniz. Deneme yanılma yöntemiyle en doğrusuna ulaşabilirsiniz. Bu haftalık da benden bu kadar. Lütfen soru ve görüşlerinizi yazmaktan çekinmeyin. İçeriğimizi yararlı buluyorsanız lütfen beğenmeyi ve faydalanabilecek arkadaşlarınızla paylaşmayı ihmal etmeyin. Sevgiyle, sağlıcakla kalın.